İyi akşamlar medya izleyicileri. Mekan ve İnsan'ın 196. Ortaklaşa Mekan serisinin 13. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu akşam Açık Gıda Ağı'ndan Gülün Baran, Alpercan Kılıç ve Batuhan Dura ağırlıyoruz. Gıda krizinin gittikçe derinleştiği, Türkiye'de de gündemi oldukça meşgul ettiği bir dönemde yerel, adil, temiz gıdanın yaygınlaşmasını hedefleyen bir sosyal gıda platformu olan Açık Gıda Ağı'yla birlikteyiz. Konuştuğumuz pek bir konu var. O nedenle hemen konuklarınızı tanıtmaya geçeyim. Gülün Baran, göçebe hayatı benimsemiş bir sosyal antroporok. Her fırsat bulduğunda doğaya gidiyor. Hatta şartları elverişli olduğunda yerleşiyor. İngiltere'de bir yıl gönüllü olarak çalıştığı biyodinamik tarımla tanıştı. Türkiye'ye döndükten sonra çiftliklerde gönüllü çalışmalar yaptı. Üreticilerle tanıştı. Beslenme alışkanlığı değişti. Permakültür eğitimleri aldı. Son yıllarda kullanıcı ve müşteri deneyimi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Alpercan Kılıç çocukluğundan bu yana doğa sevgisi ile yaşamakta. Ekonomi mezunu, strateji, bilim ve inovasyon konusu üzerinde yüksek lisans eğitimini sürdürmekte şu anda. İzlediği bir konfor videosu sonrası toprak üretebilmenin ve toprağı iyileştirebilmenin sihrinden duyduğu heyecanla üniversite yıllarında ekoloji ve permakültür alanlarında kendi geliştirmeye başladı. Şu anda permakültür tasarımcısı ve eğitmeni. Batuhan Burak ise uluslararası ticaret mezunu ve bu alanda çalışmalarını sürdürmekte. Yeşile karşı duyduğu sevginin tohumları küçük yaşta her tarafa çıkılan doğa yürüyüşlerinde atılmış. Gıdalık destekli tarım sistemleri üzerine izlediği bir belgeselden etkilenerek araştırmalarla başlayan bu yolculuğu gıda egemenliği kavramı çerçevesinde somut çalışmalar yapmak suretiyle devam ediyor. Hemen ben ilk soruma geçiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkürler bu akşam bizlerle beraber olduğunuz için. Açık Gıda Ağı nasıl bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı? Aracısız gıda alışverişi neden önemli? Aracının varlığı üretim tüketim zincirinde neleri zarara uğratıyor? Evet. Ortadan mı alıyoruz soruyu? Tabii nasıl isterseniz. Alper senle başlayalım. Evet, aslında ben kısaca şeyden bahsedeceğim. Günümüzde hani aracıların gıda fiyatlarını etkisini çok iyi biliyoruz. Bu topluluk destekli tarım sistemi dediğimiz sistem aslında bu aracıları da bir şekilde ortadan kaldırmak dediğimiz kelime biraz olumsuz olsa da yani ortadan kaldırarak aslında tüketiciyle üreticiyi doğrudan bir ilişki içerisine sokuyor ve bu da aslında hani hem gıdaya daha hızlı bir şekilde ve diğer kültürleri de besleyerek, diğer kültürlerden kastımız da geçmişten bugüne uzanan mahalle kültürünü, topluluk kültürünü yeniden yaratarak aslında insanların bir araya gelip birlikte üreticilerine ulaşmalarını, gıdalarının nereden geldiğini anlamalarını, takip etmelerini, peşine düşmelerini sağlıyor. Bununla ilgili aslında birazcık Açık Gıda'nın neden kurulduğu ve nasıl bir çıkışı olduğuna dair de Batuhan'a sözü devredeceğim. Kendisi çünkü başlatıcısı bu hareketin. Teşekkürler Alper. Tekrardan merhaba. Ben de az önce söylediğiniz gibi 2 sene önce TDT yapıları üzerine izlediğim bir belgeselden etkilendim. Daha önce topluluk destekli tarım kavramı üzerine bir bilgim yoktu. Ülkemizde TDT olmadığını düşündüm ilk başta. Sonra araştırdığımda hali hazırda aktif gıda toplulukları ve bazı kooperatiflerin çalışmaları olduğunu gördüm. Bunun üzerine bu oluşumların, bu bileşenlerin ihtiyaç duyduğu bir yazılım var mı diye merak ettim. Çünkü her üreticinin direkt satış yapabildiği birçok platform mevcut. Ancak TDT sistemlerine yönelik bir yazılım yoktu Türkiye'de. Biz kendimiz acaba böyle bir yazılım geliştirebilir miyiz diye bir arkadaşımla konuşurken yaptığımız araştırmalar sonucunda Open Food Network ile tanıştık. Open Food Network ile tanıştıktan sonra onun Türkiye'ye girişimi olmaya karar verdik. Bu ülkemizde de ilk defa TDT yapılarına uygun bir yazılım sunan Açık Gıda Ağı projesi 2 sene önce bu şekilde başlamış oldu. Yani bu ihtiyaç aslında bu şekilde tanımlanabilir. Peki şimdi bir de izleyenlerimiz için tamamen yeni bir konu da olabilir diye bazı kavramları da açmanızı rica edeceğiz. Şimdi sizin web sayfanıza girdiğimiz zaman bazı kavramlarla karşılaşıyoruz. Örneğin gıda güvenliği ya da gıda bağımsızlığı gibi. Hatta şöyle bir taahhüdünüz var. Eğer Açık Gıda Ağı ihtiyaç duyduğundan fazla kaynak oluşursa
bunu gıda güvenliği ve bağımsızlığı ile ilgili projelere fon olarak kullanır ya da kullanmayı taahhüt eder diyorsunuz. Dolayısıyla biz sizin aynı zamanda farklı işbirliklerine de açık olduğunuzu da anlıyoruz ama bu işbirliklerini bizimle paylaşmadan evvel biraz gıda güvenliğinden ve gıda bağımsızlığından neyi bahsettiğimizi biraz açıklar mısınız lütfen? Yine ben bir gıda ufak egemenliği aslında. Tamam. Üst üste geldik. Batuhan'ı da biraz geç duyuyorum. Şimdi ben devam edeyim o zaman. Aslında burada gıda güvenliği ve gıda egemenliği kavramları bazen birbirine de karıştırılabiliyor. Çünkü gıda güvenliği aslında gıdanın bizim soframıza sağlıklı bir şekilde ulaşmasına dair bir kavram. Bunu temsil ediyor. Gıda egemenliği de üretimden başlayarak o üretimin sofralarımıza gelen süreçte kendimiz hani ilk başta bahsettiğim üreticiyle olan ilişkilerimiz, üreticinin çektiği zorluklar, hasatlarda yaşanan sorunlar ya da gıdanın bize ulaşırken ki zincirinde yaşanan sorunların hem bizim yaşam standartlarımıza, hem beslenme şekillerimize, hem üretim şekillerimize hepsine bir yansıması var ve bu yansımayı biz halk olarak nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Yani beklentimizi dışarıda başka bir mekanizmadan değil de kendi gücümüzden alarak nasıl üretimi ihtiyaçlarımızı giderecek ve bizim için makul bir seviyeye getirebiliriz anlamına geliyor. Bu bağlamda da açık gıda ağı projesi de tamamen aslında küçük üreticilerin kendi ürünlerini tüketiciye doğrudan ulaştırmaları için kurulmuş bir platform. Burada bunu yaparken de üreticilerden hani herhangi bir başlangıçta finansal destek ya da bir ücret herhangi bir şey istemiyor. Sadece bu sisteme dahil olmalarını istiyor. Dediğimiz gibi bir sosyal girişim bu. Ve bu sosyal girişim şu anda aslında hani açık olmak gerekirse, çünkü açık gıda ağıyız, kendi kaynaklarını tam olarak karşılayan sürdürülebilir bir finansal ekonomiye de ulaşmış değil. Çünkü yeteri kadar içerisinde aktif satış olan bir platformda olduğunu şu aşamada söyleyemeyiz. Biz de bunu geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden sürekli hani üreticileri buraya yönlendirmeye çalışıyoruz. Normalde çok büyük bir ihtiyaç. Yani bir e-ticaret sitesi kurmak ya da kendi satış kanalını yaratmak kırsalda üretim yapan bir üretici için çok büyük bir külfet. Açık gıda ağı bunu çok kolay hale getiriyor. O yüzden de bunun bilinirliğini arttırmak için bizi de buraya davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ayrıca ekleme yapmak isterse Gülüm de hiç konuşmadı. Gülüm'e de biraz sözü aktarmak isterim. Açık gıda ağıyla ilgili aslında. Teşekkür ederim. Aslında şeyi söyleyecektim Alper ek olarak sana. Gıda egemenliğini artı olarak bir tekelleşme sorunu da yaşıyoruz ya gıda içinde. Ve bunu da aslında aşmak gerekiyor. O tekelleşmeyi de bir karşısında bulunuyor aslında açık gıda. O şekilde de yer alıyoruz. Bir de bunu eklemek istedim dediklerine. Benim de söyleyeceğim bu kadar şu anda bu gıda egemenliği üzerine. Yani ben son bir ekleme yapabilir miyim? Çok uzatmış oluyorum ama yani güncel bir konu olarak Migros marka ismi vermek sorun mu bilmiyorum ama yani yaşananları biliyoruz. Aslında bu Gülüm'ün bahsettiği konu çok önemli bir konu. Ve gıda egemenliği sorusu olduğu için bununla çok bağlantılı. Yani bu tekelleşmiş, zincirleşmiş marketlerden gıdalarımızı temin etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu gıda egemenliği ve gıda güvenliği, gıda egemenliğine göre daha hani herhangi bir yerden gıdanı temin ederken gıda güvenliğini önemseyebilirsin ama gıda egemenliği tam olarak tohumundan tarladaki çalışmaya, işçinin emeğine, hepsine dokunan bir kavram. Dolayısıyla biz tabii ki şu anda bir platformu geliştirmeye çalışıyoruz. Hani iddialı olduğumuzu da söyleyebilirim ama hani tam olarak o iddiayı yerine getirdiğimizi de söyleyemiyorum. Çünkü daha fazla bu sistemin gelişmesi gerekiyor. Ama niyetimiz hani sizin de okuduğunuz cümleler ve bu sistemin tamamen bu gıda egemenliği sistemini de güçlendirecek bir platform haline gelmesi ve kullanılması, bilinirliğinin artması. Peki tam da bilinirlik demişken ve bir ucundan da aslında bir ticaret krizine de değinmişken
Takipçilerinizden bir tanesinin şöyle bir yorumuyla karşılaştım. Kelimesi kelimesine değil, ana fikrini sadece aktaracağım. Sanki bu işte bildiğimiz bir e-ticaret sitesi şablonunda olsa her şey daha kolay olur benim için gibi bir yorumla karşılaştım. Sizin aslında yapmak istediğiniz şeyin tam aksi talebi geliyor anladığım kadarıyla, yani bazı tüketicilerden. İsterseniz biraz bunu açalım. Mevcut e-ticaret site şablonlarından farkı nedir? Açık gıda ağının, açık kaynak yazılım kullanıyorsunuz. Ben onu da ayrıca altını çizmek istiyorum. Açık gıda ağına dahil olmak isteyen üreticilere ve tüketicilere, başta olmak üzere, ne gibi tavsiyeleriniz var? Farkı olarak hani ben öncelikle belki çok... açık kaynak olmasından biraz bahsedeyim. Sonradan geliyor ya Batuhan, o yüzden. Batuhan sen devam et. Ben söylemek istediklerimi arkandan devam edebilirim. Sana... Tamam, kusura bakmayın, benimki biraz geç geliyor. Ben de sizi geç duyuyorum demek ki. Bir açık kaynak olmasından önce bir bahsedelim. Açık kaynak demek kodun kimseye ait olmaması anlamına geliyor. Yani kullandığımız yazılım kodunu isteyen herkes kullanabilir aslında. Bunu önce bir açıklamış olalım. Bundan sonra e-ticaret sitesinden farkları, aslında o bahsettiğiniz yorum çok güzel bir örnek. Aslında tüketici alışkanlığını ve tüketicinin ne kadar şımartıldığına dair çok güzel bir örnek. Daha sermayeye ait diğer, isim vermeyelim şimdi, diğer sitelerle kıyaslıyor aslında bizi. Biz de aslında bunun tam tersini yapmak istiyoruz. Çünkü bahsettiği siteler %20, %25'ten aşağıya komisyon oranlarıyla çalışmıyor. Ve kesinlikle üreticiyle, satıcıyla alıcı arasındaki iletişime izin vermez. Para akışının tamamen kendi kasası ve hesapları üzerinden olmasına izin verir. Aksine asla izin vermez. Bizim yazılımımız bunun tam aksine, üreticilerin doğrudan tüketicileri tanıyacakları bir profillere sahip olduğu bir platform. Yani aynı bir sosyal medya kanalı gibi önce bir profil oluşturuyorlar, kendilerini açıklıyorlar, üretim şekilleri hakkında bilgi veriyorlar ve biz kesinlikle iletişim kanallarının tıkanmasına izin vermiyoruz. Her üretici kendi internet sitesini koyabilir, telefonunu koyabilir, sosyal medya kanallarının bilgilerini oraya verebilir. Yani tüketici ve üretici isterse doğrudan iletişim kurabilir. Biz bunu kesinlikle kısıtlamıyoruz. Ayrıca para akışının bizim üzerimizden olma zorunluluğunu da kesinlikle koymuyoruz. Kendili aralarında da, kendi hesapları arasında EFT nakit ödeme yapmalarına izin veriyoruz. Mesela bizim sitemizde, platformda ürün arayüzü yok. Yani ürünleri arayabileceğiniz bir sayfa yok. Bunun sebebi de rekabet üzerinden, fiyat ürün rekabeti üzerinden bir çatışmayı desteklememek. Aksine tüketicilerin daha bilinçli bir şekilde üretici ve ürünlere ulaşmasını sağlamak. Yani bizde domates yazıp Ahmet abi de 5 lira, Hasan abi de 4 lira gibi bir kıyasa asla site izin vermiyor. Bu da aslında Open Food Network'ten gelen bir kültür. Bunun haricinde aklıma gelen şu anda başka bir durum yok. Yani mesela bir TDT yapılarını destekleme örneği olarak bizim platformda ön siparişi toplanabiliyor. Sipariş dönemleri dönemsel olarak açılabiliyor. Yani sürekli bir açık dükkana sahip olmanıza gerek yok. Geliştirilen yazılım tamamen gıdanın üretiminden dağıtımına ve dediğim gibi gıda toplulukları, kooperatifler, hepsinin ayrı ayrı ihtiyaçlarını karşılamaya, onlara bir çözüm bulmak üzere geliştirildi. O yüzden bir e-ticaret sitesi şablonundan aslında çok daha fonksiyonel ve işlevsel. Ama burada dediğim gibi ilk başta, tüketiciler maalesef çok şımartıldı. Herkes hani işte bir sipariş veriyorsunuz, 8 dakikada kapınıza geliyor, işte mutluluk getiriyor vesaire. Herkes bu tarz yapıları çok fazla benimsediği için bu bizim aslında sunduğumuz bu özgürlük, bu imkanlar insanlara negatif bir durummuş gibi yansıyor. Bu tabii gelişmiş ülkelerde bu bilinç çok daha farklı ülkemize göre. Ama bir gün ben ülkemize de tüketicinin daha bilinçli bir şekilde bu konuya yaklaşacağını ve daha farklı karşılayıp olumlu gelişimler olacağını düşünüyorum ve ümit ediyorum. Ve sözü Gülüm'e bırakıyorum, kusura bakma diyerek tekrardan. Teşekkür ederim. Aslında Batuhan'ın söylediklerine ek olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Hem antropolog olarak hem de kullanıcı deneyimi araştırmaları yapan biri olarak
kültürel kodlar çok önemli. Alışkanlıklar ve davranışlar çok önemli. Nasıl alışkanlık kazanıyorsa eğilimler o şekilde devam ediyor davranışsal olarak. Alışverişte de aynı şekilde bu böyle. Batuhan da söylediği gibi bizdeki üreticilerle kurulan temas ve iletişim yurt dışındaki gibi değil. Burada daha çok az önce bahsettiğimiz gibi hemen gelsin ya da tekelleşmiş bir market zincirinden kolaylıkla alınabilir alışveriş davranışları daha çok gözümüze çarpıyor ama bunun değişmesi için açık gıda ağı gibi platformların daha çok yaygınlaşmasını istiyoruz ve o yüzden aslında bunun için emek veriyoruz. Biliyor musunuz bilmiyorum ama biz hepimiz gönüllü olarak çalışıyoruz aslında burada. Hiçbirimiz bir para kazancımız yok. Emeklerimizin hepsi aslında gerçekten burada bu bilinci yükseltmek üzerine ve daha neler yapılabilir, kimlerle nasıl işbirlikleri yapılabilir bunlara bakıyoruz. Benim de söyleyeceğim şu anda bu kadar. Teşekkür ederim. Alper belki ekleyeceğim bir şeyler vardı bunun üzerine. Yani Gülüm'ün gönüllülük vurgusunu normalde aklıma gelmemişti. Çok iyi oldu. Biz gerçekten çok uzun bir süre oldu. 2 yıl oldu sanırım. Gönüllü olarak çalışıyoruz ve başta da bahsettiğim gibi hani finansal olarak da şu anda bu proje hani tam olarak kendi giderlerini karşılayan bir proje haline gelemedi. Aslında hani bize yazılım kolunda olsun ya da başka konularda olsun gönüllü olarak katılmak isteyenlere de buradan da çağrı yapmış olalım diye bir eklemek istedim. Çok teşekkürler. Şimdi bize gönderdiğiniz programdan önce hazırlık yaparken bize gönderdiğiniz öz geçmiş biyografileri incelerken dikkatimizi şöyle bir şey çekti. Alper ve Batuhan kişisel hikayelerinde şöyle diyorlar. İzledikleri birer belgesel aslında onları bu konulara merak salmalarına vesile olmuş. Gül'ün de ise bir senelik gönüllülük esansıyla yaptığı bir çalışma deneyimi. Ve bu onun hayat senaryolarını değiştirmelerine vesile olmuş olarak görüyoruz. Şimdi böyle baktığımız zaman açık gıda ağı olarak da insanlara dokunmak için neler yapıyorsunuz diye sormak istedik. Yani kendi kişisel deneyimlerinizden yola çıkarak insanlara bu konudaki farkındalığı ve bu konudaki mesajlarınızı iletmenin en etkili yollarını nasıl değerlendiriyorsunuz ya da bununla ilgili projeleriniz var mı? Ben söze girebilirim. Benim İngiltere'deki deneyimim aslında benim oradaki üreticilerle nasıl yakın temas içerisinde olduğumuz konusunda da beni çok bilinçlendirdi. Ben orada küçük bir köyde biyodinamik tarım yapılan bir çiftlikte gönüllülük yaptım 1 yıl boyunca. Ve orada gerçekten üretimin hangi döngüleri arasında olduğunu, çiftçiler ve insan hayvan döngüsü, toprak döngüsünün nasıl geliştiği ve bunun nasıl yürüdüğüyle ilgili birçok gözlemim oldu. Öğrendiğim şeyler oldu. Türkiye'ye döndükten sonra buradaki küçük üreticiyle temas kurmak istedim. Çünkü oradaki gördüğüm şeyler benim beslenme stillerimi de değiştirdi açıkçası. Temiz gıdaya ulaşmayı hedefledim Türkiye'ye geldikten sonra ve bunu nasıl yapabilirim diye düşündüm. Küçük üreticiyle görüşmek ve bunlarla tanışmak, temas etmek benim için çok önemliydi. Şimdi de aynı yolu, aynı nasıl bu yollardan geçtiysem insanlara da bunları anlatmaya çalışıyorum aslında. O temiz gıdaya nasıl ulaşabiliriz? O hangi zorluklardan geçiyor gıda bize gelene kadar? Aslında bunlardan bahsediyoruz hep. Benim yolculuğum böyleydi. Ben de bunlardan bahsediyorum. Benim etkili yollarım bunlar aslında. Batuhan veya Alper. Ben de bir iki bir şey söyleyebilirim bununla ilgili. Arkamda görüyorsunuz aslında kötü bir background olmuş ama oğlumun çizimleri. Benim aslında gıdayla ilgili ilk hassasiyetim baba olacağımı öğrendiğim zaman başlamıştı. Onun üzerine zaten bu belgeseli ilk defa hani merak edip izlemiştim. O belgeseli izledikten sonra yaptığım araştırmalar aslında bana şunu gösterdi. Yani bu gıda meselesi sadece bizim bireysel sağlığımızla ilgili değil. Toprak meselesi
dünyanın kendisiyle, iklimle, insanla, hayvanla, çevreyle, her şeyle alakalı, her noktasına dokunan bir konu. Bu bilinçten sonra zaten bu konularla ilgili çalışmalar yapmak istedim. Ben de şahsi olarak insanlara bunları, bu konuları anlatırken aslında konunun derinliğini ve ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Açık gıda özelinde de üreticilerle her zaman birebir iletişim kuruyoruz ilk etapta. O doğrudan iletişim, Gülüm'ün dediği gibi, çok önemli. Hem üreticiyi anlamak, onların tarzlarını, yaşadıklarını, çektikleri zorlukları anlamak, hem de üretimden sonra onun nasıl alıcılara, tüketicilere ulaşacağının yöntemlerini belirlemek çok önemli. Bu noktada çoğunlukla biz sosyal medyayı kullanıyoruz aslında insanlara bazı bilinci yaratmak için. Bunun haricinde de dediğim gibi üreticilerle her zaman ya da kooperatiflerle, topluluklarla birebir iletişim halindeyiz. Bunun da önemine çok inanıyoruz diyeyim. Alpercan'ın da söylemek istediği bir şeyler varsa topu ona bırakıyorum. Son olarak ben şey ekleyeyim, hani benim de kendimi anlatırken hep işte çocukken doğa sevgisi, sonra işte bir toprak yaratmak, toprak oluşturmak, toprağı nasıl besleriz, bununla ilgili izlediğim bir videoydu. Ondan sonra permakültür ve ekolojiyle daha çok ilgilenmeye başladım. Oradan işte bu tarım sistemleriyle alakalı, tarım sistemi günümüzde nasıl işliyor, endüstriyel tarımın işte toprağa getirdiği durum nedir, üreticiyle bunun nasıl bir ilişkisi var gibi konularda da gönüllü olarak faaliyet göstermeye başladım. Hatta EkoHarita diye bir oluşumumuz var. Onun içinde de topluluk destekli tarım ağı diye birçok grubun gönüllülerin olduğu bir başka ağ var. Orada da bununla ilgili bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da aslında topluluk destekli tarım haftası. Ve hani onu da kutlamış olalım. Topluluk destekli tarımın dünyada kutlanılan bir haftası yani. Geçen yıl bir çalıştay düzenlemiştik. Bu yılda düzenleyebiliriz umarım. Bunun dışında topluluk pazarı diye bir oluşum denememiz oldu. Burada aslında insanların bir araya gelerek alışveriş yapmaları ya da işte üretici hakkında daha fazla bilgiyi paylaşmaları, kendi bildiklerini diğerlerine aktarmaları, ürünlere dair deneyimleri ya da işte o ürünü nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceği olsa bile hani herhangi bir şeyi paylaşmaları, aynı zamanda da sosyal yapıların güçlenmesi için de birbirleriyle tanışmaları da önemli. Yani tüketici tarafı güçlendikçe çünkü üreticiye verilen destek de güçleniyor. Bu yapılar da güçleniyor. Böyle fiziksel bir buluşma yaratan topluluk pazarı denememiz yaklaşık 3 ay sürdü. Ama mesela onu da bir deneme olarak yapmıştık. Ondan da çok yüksek neticeler aldığımızı söyleyemeyiz katılım olarak. Ama denemelerimize devam edeceğiz. Hani belki gönüllü sayımız arttıkça, belki başka imkanlara kavuştukça daha çok insanla tanıştığımız etkinlikler yapmayı da hayal ediyoruz. Bu alanda belki hani insanlara daha fazla bu etkiyi sunabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında da sosyal medyada Batuhan'ın ilgi çekici paylaşımlarının da etkili olduğunu düşünüyorum. Bahsettiğin topluluk pazarının yanı sıra biraz da pazar yerinden bahsetsek diyorum şimdi platforma dönüp tekrardan. Pazar yerinde hangi ürünler ve bölgeler öne çıkıyor? Oradan bir değerlendirmeye ulaşmamız mümkün mü acaba? Topluluk pazarı her ne kadar işte beklenen katılımı sağlayamadı desek de tam olarak nasıl bir model sunuyordu? Üzerine birazcık belki bir şeyler daha ekleyebilirsiniz. Bu fiziksel bir araya gelişten bahsediyoruz. Haftada bir oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Her ikisinin muhtemelen farklı ölçeklerde ilişkilenme biçimleri var. Biraz da bu ölçeklerdeki işbirliklerinden bahsedebilirsek hem de çevrim içi olanla fiziksel olanın belki bir farkı vardır, ortaklaştığı noktalar vardır, onları da açarız birazcık. Pazar yeri aslında pazar yeri arayüzü platformda üreticilerin, yani aslında üreticiler sadece profil oluşturup görünür olabiliyorlar sistemde ve haritada. Bunun haricinde dükkan açıp satış yapmak isterlerse de pazar yerinde görünür oluyorlar ürünlerini koyuyor. Şu anda taze ürünler dahil hemen hemen bütün gıda ürünleri mevcut. Hatta zehirsiz kozmetik ürünleri de en çok satılan ürün gruplarından diyebilirim.
Pazar yerinde ayrıca bir e-ticaret sitesinden farkını vurguladığımız çok üreticili yapıyı da topluluk pazarıyla açıklayabiliriz. Topluluk pazarı da aslında pazar yerinin altında bir dükkandı. Bu dükkanda biz şunu göstermek istedik. Bireysel satış yapabilirsiniz platformda. Ama bundan ziyade aslında bu platform çok üreticili yapıları destekleyen bir platform. Yani bende sadece zeytinyağı var, sende salça var, bir başka arkadaşımızda yumurta var. İnsanlar bunu ayrı ayrı tedarik etmek yerine her zaman tedarik etmeyi tercih ediyorlar. Biz de topluluk pazarında 10 tane üreticiyi bir araya getirdik farklı ürün gruplarına sahip. Taze üründen dahil dediğim gibi diğer gıda grupları da vardı. Hatta kozmetik ürünlerini de koymuştuk topluluk pazarına. Bu şekilde insanlar aslında tek bir noktadan birçok üreticiden farklı ürün gruplarına ulaşabilir hale geldi. Bunun da sosyal bir yapı olmasını istedik. Buradan da Epe'ye tekrar teşekkür edelim Burak'a. Kızıl Toprak'taki dükkanını bize sağ olsun açtı bu konuyla ilgili. O da bizim platformumuza dahil üreticilerden biri zaten. En başından beri bize destek de oluyor. İnsanların direkt gelip ürünlerini alıp gittiği bir oluşumdan ziyade bir çay kahve içip, muhabbet edip, sadece gıda üzerine değil aslında hepimiz insanız, bu bir ihtiyaç. Kendimizle ilgili hislerimizi, duygularımızı paylaştığımız bir yapı olmasını istedik. Bu yönde de aslında ilgi gösterenler oldu. Ama hem pandemi hem de son dönemdeki ekonomik durum tam ortasında aslında, krizin ortasında bunu başlatmış olduk. O biraz aslında talebi etkiledi. Ama gene de çok güzel dönüşler aldık. Tanıdığımız insanlar oldu. Dokunduğumuz başka üreticiler, yerler oldu. Katılmak isteyen üreticiler oldu. Ve aslında birçok üreticiye ve kişiye de örnek olduğunu düşünüyorum. Umarım bu örneği alıp başkaları da kendi bulunduğu bölgelerde kullanabilir. Onun haricinde haritaya baktığımız zaman ve üreticilere baktığımız zaman yoğunluk Marmara ve Ege bölgesinde. Bunun da sebebi hani tarım zaten bu bölgelerde çok yaygın ve bu bölgelerde bulunan hem üreticiler hem de dağıtımcılar teknolojiyle biraz daha aşina. O yüzden platformu daha rahat kullanabiliyorlar. Ama Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu Anadolu her bölgeden üretici profilleri sitemizde mevcut. Bir de sosyal medya aracılığıyla asıl insanlara bu duyuruları yaptığımız için gıda toplulukları da genelde bu bölgelerde olduğu için üreticiler de bu bölgelerde yoğunluklu diyebiliriz. Böyle bir sonuç çıktı harita tablosunda bizden. Aslında benim eklemek istediğim bir şey var. Bizim topluluk pazarından önce bir kolektif pazarı girişimimiz var. Kolektif pazar aslında açık gıda ağı platformunun nasıl kullanılacağına dair olmak üzere bir örnek teşkil ediyordu. Belirli üreticilerin bir dükkan altında toparlanmasıydı aslında kolektif pazar. Topluluk pazarı ise daha çok Marmara bölgesindeki üreticileri aslında toparlayıp bir şekilde tüketiciyle buluşturma amacıydı. Buralara yani bunlar ne demek oluyor? Her bölgedeki kişiler bu gıda ile ilgili, sürdürülebilir gıda, temiz gıda, adil gıda ile ilgilenen kişiler bölgelerinde bu tür oluşumlar yapıp açık gıda ağında yer alabilirler. Aslında bizim de yapmak istediğimiz, örnek olarak teşkil etmek istediğimiz girişimlerimiz hep bunlar üzerine kurulu. O yüzden de bir kolektif pazardan bahsetmek istedim. Dönem dönem açıyoruz. Belki yine açarız. Topluluk pazarı da aynı şekilde. Şu anda bu ay yapmadık ama yapılabilir tekrar. Oradaki önemli olan vurgumuz da Marmara bölgesindeki üreticilerin olduğu bir pazardı. Onu da vurgulamak istedim. Son olarak ben şeyi eklemek istiyorum. Yani belki tam olarak anlaşılmıyor olabilir diye şüphe ediyorum. Çünkü 2 yıldır hani böyle bir girişimi bizim dışımızda yapan olmadı. Şey olarak söylüyorum. Kolektif pazar ve topluluk pazarı. Bunlar Gülüm'ün söylediği gibi tam olarak örnek projeler. Çünkü sisteme siz mesela bireysel olarak üye olduğunuzda da üretici olmak istiyorum dediğiniz zaman dilerseniz pazar yeri kurabiliyorsunuz kendiniz. Dilerseniz üretici birlikleri oluşturabiliyorsunuz. Birkaç üretici bir araya gelip kendi birliğini de oluşturabiliyor. Ve gıda topluluğu da oluşturabiliyorsunuz içinde. Yani teknik olarak buna olanak tanıyor. Biz sadece bunun örnekleri olsun diye de bu projeleri denedik.
isimlerini de ona göre koyduk. Yani kendi bölgesinde kendi üreticilerini de sisteme ekleyebilirler. Onların koordinasyonunu da yapabilirler. Yani illa üreticinin işte doğrudan sisteme girip kendi ilgilenmesi de gerekmiyor. Sistem de bu arada şeffaf. Hani kimin koordine ettiğini falan da görebiliyorlar sistemde. Hatta şöyle bir şey var. Yani ürünlerin üstüne kendi emeği doğrultusunda makul bir miktar para koyduğu zaman bunu sistem gösteriyor. Hani şu kişi bunun koordinatörü ve işte bu ürünün üstüne %5'lik bir oran koyarak işte buna kendi emeği için aracılık ediyor diye. Ürünlerin üstünde bunu görebiliyorlar. Yani tamamen şeffaflık üstüne kurulu bir sistem. Onu da ekstradan belirteyim dedim. Şimdi son cevapla birlikte aslında bizim son olarak sormak istediğimiz soruya da geçiş yapmak sanırım bir tık daha kolay oldu. Çünkü yerellik ve yerel üretim önemli. Fakat yine sizin web sayfanızda ve aslında tam da girişte Batuhan'ın da söz ettiği Open Food Network'ten aldığınız bir kültürden bahsettiniz. Şimdi burada şöyle bir şey merak ettim. Doğrusu aklıma takıldı. Bir tabii Open Food Network nedir belki onu birazcık açıklarsınız. Ama siz bu oluşumu emsal mi aldınız yoksa bu oluşum bir şemsiyedir ve siz bunun yerel uygulayıcısı konumunda mısınız diye sorup bir de şöyle bir şeyi eklemek istiyorum. Tabii bu ağ daha küresel bir ağ olsa gerek. Bu durumda küresel bir ağ yerel üretime tezat oluşturmaz mı? Ya da yerel tüketime tezat oluşturmaz mı felsefi olarak diye de böyle bir soruyla da biz sözü yine size bırakalım. Önce ben Open Food Network'tan biraz bahsedeyim. Open Food Network 2012 yılında Avustralya'da yerel üreticiler, gıda toplulukları ve yazılımcıların bir araya gelerek gönüllü olarak başlattığı bir proje. Hemen bir sene sonrasında da İngiltere'deki bir kooperatif üzerinden o ülkede başlıyor. Sonra Fransa, Almanya, Belçika derken şu anda 20'den fazla ülkede aslında aktif halde kullanılıyor. Biz Türkiye girişimini başlattığımızda 15. ülkeydik. Bu pandemiden sonra aslında fiziksel pazar yerlerinin dünya genelinde kapanması, insanların alışveriş alışkanlığını değiştirmesinden sonra dünya genelindeki yayılımı ve kullanım oranları aslında çok arttı. Tabii daha önce de söylediğim gibi gelişmiş ülkelerde çok daha üst düzeyde kullanılıyor sistem. Özellikle Avrupa Birliği üzerinden çok ciddi fonlarla dönen bir yapı. Küresel hedefleri, küresel amaçları ilgilendiren konulardaki kararlar küresel toplulukta alınıyor. Zaten bu bir topluluk sistemiyle çalışıyor. Ancak tüm yerel girişimler kendi içinde özel. Bu da bize şu özgürlüğü veriyor. Yerel ihtiyaçlarımızı biz kendi yerel imkanlarımızla, kendi çalışmalarımızla sağlayabiliyoruz. Bunun o yüzden hani aslında buradaki üretimi etkileyen bir durum yok. Aksine bu 20 ülkede olduğu için ve biz topluluk olarak hepsiyle iletişim halinde olduğumuz için her ülkedeki yerel yapılarla iletişim halindeyiz. Onların çalışma sistemlerini inceliyoruz. Bu da bizim buradaki çalışmalarımızı ışık tutuyor aslında. Kendimizi geliştirmemiz açısından. Böyle bir artısı var. Onun haricinde bir şey eklemek isteyen varsa sözü bırakıyorum. Ben şeyi söylemek istiyorum sadece. Bir tane bir slogan vardır. İşte Think Global, Eat Local. İşte küresel düşün, yerel ye tüket gibisinden çevirebiliriz. Ya aslında tam olarak Batuhan çok güzel ifade etti. Bunun tam bir temsili, bir de topluluk kültürüyle yönetiliyor olması bu oluşumun. Gerçekten hani yürekleri rahatlatan bir şey oluyor bizim için de. Çünkü söz söyleme hakkına her zaman sahibiz. Sürekli uluslararası bir projede olsa etkileşim içindeyiz. Hatta Batuhan gidip gelmişti mesela bir toplantıların yurt dışında. Doğrudan katılım da sağlayabiliyoruz. Oldukça gerçekten açık bir topluluk olduğunu söyleyelim. Bir de şöyle bir durum var, yani topluluk destekli tarım, işte katılımcı onay sistemi diye de bir terim var mesela. Bu terimler hani bizim ülkemizde çok bilinen, işte kulağa aşina olmuş terimler değil. Ama hani yerele dair bazı doneleri, işte bu tür terimleri, sistemleri hani dışarıdan öğrenerek, bilgi toplayarak kendi ülkemizde de uygulamaya çalışmamızın da hani yerele aykırı bir durum teşkil ettiğini ben düşünmüyorum. Aksine
Urgency diye yine bir uluslararası gıda toplulukları federasyon tarzında bir dernek var Avrupa'da, Urgency ismi. Mesela onlar doğrudan bu konu üstünde çalışıyorlar ve biz onları takip ederek, onların hazırladığı kılavuzları okuyarak da yerelde nasıl daha iyi bir etkileşim sağlayabiliriz, üreticiyle tüketici arasındaki bağı nasıl güçlendirebiliriz, buna yönelik stratejiler, bunları hazırlanmış bir zeminden okuyup öğrenmek de çok faydalı oluyor. Açık Gıda ve işte Open Food Network ilişkisinde de bu ve benzeri bilgi paylaşımları oluyor. O yüzden çok olumlu olduğunu düşünüyorum ben. Teşekkürler. Ben şöyle bir şey ekleyebilirim. Olumlu olduğu kadar aslında negatif tarafı da var. Şöyle ki, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Küresel, yani yerel ihtiyaçlara yönelik zorlandığımız yerler de oluyor. İşte bu az önce bahsettiğiniz örnek üzerinden de konuşabiliriz. Ürün arayamıyorsunuz açık gıda ağında. Aslında bu küresel ağdan aldığımız bir yazılım ve Türkiye'de böyle bir şey yok. Böyle bir yazılım daha önce yok. Ürün bazlı aramaya çok alıştığı için tüketiciler bunu arıyorlar zaten burada. Bu da bizim zorlandığımız bir konu açıkçası. Bunu da dile getirmek istedim. Duygu, senin başka sormak istediğin bir şey olur mu? Peki sevgili arkadaşlar, sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Son 1-2 dakikamız daha var. İsterseniz kapatmadan evvel sözü son bir kez sizlere verebilirim. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz aslında 3 kişi değiliz. En baştan beri bizimle beraber olan Fatih, Melody, Mısra ve Çağrı var. Onlara da buradan çok teşekkür ederiz. Fatih şu an bizimle değil ama başta bize çok yardımcı oldu. Dediğimiz gibi gönüllü olarak sürdürdüğümüz için bu işi herkes verebildiği ölçüde bizimle olabiliyor. Şu anda son zamanlarda 4 kişi idare ediyoruz. Çağrı da var. Mısra Hindistan'a gitti. Onu da söylemek istiyorum. Hepsine çok teşekkürler. Benim de adet oldu. Hani her programda kapatmadan önce söylediğim bir şey var. Eğer topluluk destekli tarım, gıda toplulukları, katılımcı onay sistemleri kavramlarını ilk defa duyduysanız lütfen en az bir defa internetten araştırın ne olduğunu diye bizi izleyenlere bir öğüt vermek istiyorum. Naçizane. Ben de herkesi gıdasının peşine düşmeye davet ediyorum herkesi ve hani kooperatifler, gıda toplulukları, kendi üreticisiyle doğrudan ilişkileri, bunları geliştirmelerini, çünkü gıda egemenliğinin başka şekilde sağlanamayacağını ekleyerek son sözü de söylemiş olayım. Teşekkürler. Biz de size çok teşekkür ediyor ve bize Açık Gıda Ağı'nı ve Açık Gıda vesilesiyle bugün yeni tanıştığımız pek çok terimi, terminolojiyi de öğrettiğiniz için müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Ve gelecek haftanın programının duyurusunu yapıp müsaadenizle bugünkü programı kapatmak isterim. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 197. bölümünde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Bölümünden doktor öğretim üyesi Şeyda Emekçi ile pandemide hatırlanan bir mimari unsur olan balkonları dijital medya örnekleri üzerinden incelediği çalışmasıyla ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçmiş program ve çalışmalarımız ile ilgili Mekan ve İnsan'ın YouTube kanalına abone olabilir, ortaklaşa.org adresini ziyaret edebilir, Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip alabilirsiniz. İyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.